Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Barış Çiçeği ile ilgili yorumlarla kısacık bir video hazırlamak istedim sizler için. Sizlerin bana yazdığı yorumlarla gideceğim. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Barış Çiçeği ile ilgili birçok videom var. Hepiniz teşekkür ederim hepinize yorumlar için. Yorumlarda çiçeğim açmıyor, ne yapsam diyen sevgili arkadaşlarım var. Yaprakları çok cılız, aşağı doğru eğiliyor diyen sevgili arkadaşlarım. Uçları kararıyor. Bu sorun çok oluyor. Bu yorumu çok alıyorum arkadaşlar. Öncelikle çiçeğinizin coşması için, yeni yeni tazecik yapraklar ve bol bol yavru vermesi için sizlerle ara ara vitaminlerimi paylaşıyorum. Ve açması için sevgili arkadaşlarım. Bir de şu yorumu çok alıyorum. Çiçeğim beyaz açıyor, sonra yeşil oluyor. Evet arkadaşlar, benimki de öyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Beyaz açıyor, sonra yeşil. Bu yeşil de sonradan kahverengiye dönüşüp kuruyor arkadaşlar. Bu çiçeğin kendinden olan bir şey. Bu çiçekte bir sorun oluyor anlamına gelmiyor. Şimdi çiçeğinizin coşması için, açması için ne yapıyoruz? Uçlarındaki kararmaların gitmesi için. Öncelikle aspirinli su, biliyorsunuz, çiçeğin ucundaki kararmaları gideriyor. Bunu sık sık sizlerle paylaşıyorum. Bol bol yavru vermesi için ve bu yavruları çoğaltmak için sevgili arkadaşlar. Bakın, bunları bu barış çiçeğimden çoğalttım. Böyle 7, 8, 9 tane saksı yaptım arkadaşlar. Barış çiçeğinizi evin içerisinde tutuyorsunuz. Suyu çok sever. Mutlaka su veriyorsunuz. Işık alsın. Cam önünde kalsın. Direkt güneşe maruz kalmasın sevgili arkadaşlarım. 3 ayda bir kuru maya tarifi yapıyorsunuz. Bunu çok sıklıkla yapmayacaksınız. Çok sıklıkla yaptığınız zaman çiçeği yakar arkadaşlar. Bunu özellikle söylüyorum. 3 ayda bir kere bir kabın içerisine 2-3 litre kadar suyu koyuyorsunuz. Bir yemek kaşığı dolu doluya kuru mayayı içerisine ekliyorsunuz. Sonrasında iyice karıştırıp zaten şöyle bir bulanık bir rengi olacak arkadaşlar. Sonrasında bu şekilde saksının etrafında gezdiriyorsunuz. Yeterlidir. 3 ayda bir. Bu çiçekleri coşturuyor. Çiçeklerin büyümesini, gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. Güçlü kök yapıyor. Unutmayın, 3 ayda bir. Ama çiçeğiniz sürekli açsın. Ve yine uçlarındaki kararmalar gitsin. Bol bol yavru versin istiyorsanız çok basit bir tarifim var. Ve çok etkili bir tarif. Yapacağımız, gördüğünüz gibi, soğuk çay. Yani soğuk çay dediğim, bu soğuk çayın üstünde kalan çöpüyle beraber ya da demini bu şekilde bir bardağa alıyorsunuz. Saksın bu boyda, bu büyüklükte bir çay bardağı çayı, demi yani, bu şekilde etrafında gezdiriyoruz. Dilerseniz bunun çöpünü de koyabilirsiniz. Çok etkili. Zaten çay ve çay çöpü bitki ve çiçeklerde doğal gübre olarak da kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Araştırabilirsiniz. Bu kanıtlanmış, bilimsel olarak da kanıtlanmış bir vitamin çay çöpü. Bu şekilde hazırlayın. Bunu haftada bir kere verebilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Hiçbir şekilde çiçeği yakmaz. Daha çok besler, vitamin olur arkadaşlar. Hani mayayı 3 ayda bir verin dedim ama bunu haftada bir kere verebilirsiniz. Barış çiçeğini sürekli çiçek açar. Uçlarındaki kararmalar gider. Ve bol bol yavru verir. Siz de bu yavruları bu şekilde çoğaltırsınız sevgili arkadaşlarım. Evet, videomu fazla uzatmayayım. Ayrıca çiçeğinizi yıkayabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Sağlıcakla kalın. Yorumlarda buluşalım sevgili arkadaşlarım.